Herkese selamlar, ben Gitti Gecko. Metal Gear'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde en son evet. Geçen bölümde en son kanyonda bırakmıştık, burada yani. Şimdi geçen bölüm neden bu kadar sevindim mayın dedektörünü bulunca? Gizli olarak yerin altına gömülmüş Claymore. Snake, be careful. There are Claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. İğrençsin adamı. Kendine Deep Throat diyen birisi aradı. Deep Throat pornoda oral sekste kadının boğazına kadar penisi batırmak demektir. Bu bilgiyi vermek zorundaydım. Kusura bakmayın. Şimdi yere gömülü claymore'lar var. Mayınlar var yani. Bunu algılayabilmek için, yani radarımızda gösterebilmek için, görebilmek için mayın dedektörüne ihtiyacımız var. Ki Deep Throat'un da dediği bu. Aslında Deep Throat Amerika'nın ünlü Watergate skandalında işte her şeyi basına açıklayan muhbirin lakabı. Snake de hatta öyle zannetti. Watergate skandalındaki eleman mısın sen dedi. Yok, ben sadece senin fanınım dedi. Soğutuyormuş demek ki Snake'i. Allah kahretsin. Bu Claymore'ları toplayıp kendimiz de kullanabiliyoruz. Şekilde görüldüğü gibi. Güzel bir düşmana şaşırtma taktiği, öldürme taktiği daha doğrusu. Görünmüyor kullanıldığı zaman. Evet, ileride bizi pusuya düşürmek için bekleyen bir tank varmış. Deep Throat'un dediğine göre. Hadi bakalım yüzleşelim madem onunla. I will not let you pass. Send him a message. That's right, you belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Hadi dövüşelim amına koyayım. Bizi bekleyen tank buymuş. Bu tankı alt edebilmenin ananı avradını. Gülme lan. Bu tankı alt edebilmenin tek bir yolu var diyecektim tam. Hayda. Ben bayağı bir unutmuşum buraları ve her an ölebilirim. Evet, orada devamlı bizi ateş ediyor. Tankı alt etmeye tek bir yolu var. El bombası fırlatmak tanka. Fakat yaklaşamıyorum bile. Nasıl olacak? Lan bu kadar mı unuttum lan? Buradaki rasyonumuzu da alalım da. Enteresan. As siktir ya. Heh. Yakına geldiğine göre iyiye işaret. Evet. See how you like this.
Güzel. Yalnız teker teker atsak daha iyi olacak. Ho ho ho! Well, boss, I hope you are happy. He got the card. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon. Much like you, I would expect no less. See? I told you so. But I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand, as well as your dignity. Watch your tongue, Shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always? Yes. The raven on my head. It thirsts for his blood. Evet, enerjimiz biraz daha arttı. Fena bir boss savaşı değildi fakat paslanmışım gerçekten. Bu kadar unutkan olduğumu bilmiyordum, şu anda fark ettim. Şu anda evet, nükleer başlık deposundayız. İçeriye girmiş bulunuyoruz. Ve tanktan fırlayan askerden seviye 3 kartı aldık. Bu iyi haber. Daha önce giremediğimiz yerlere pekala girebiliriz. Fakat şu anda geri dönmek için herhangi bir sebebim yok. Gördüğünüz gibi gaz maskeleriyle dolaşıyor buradaki askerler. Sanırım nükleer atıktan dolayı zehirlenmemek adına böyle bir yol tercih etmişler. Albay sapığı aradı yine. Burada silah kullanma diyor. Metal Gear Solid oyunlarında nanomakinelerin oldukça büyük bir önemi var. Kodekten tutun, İşte kan şekerini ayarlamaya, adrenalin seviyesini ayarlamaya yarayana kadar pek çok şey nanomakineler tarafından sağlanıyor. Nanomakineler Snake'in vücudunda, kanında dolaşan küçük ufak makineler. Nano metreden geliyor zaten. Nanoteknoloji de aynı alanda uğraş veren bir bilim dalı. Neydi metrenin? 12'de 1'i miydi? Öyle bir şeydi. 10 üzeri eksi 12 diye biliniyor. Penta da olabilir. Tam Pico da olabilir. Tam emin değilim. Yani epey ufak elemanlar bunlar. gördüğünüz gibi silahlarımızın hiçbiri işe yaramıyor. Shaft Granite dışında. Vulcan Raven'dı. Demin karşılaştığımız tip. Keltoş. Yine Foxhound'un üyelerinden biri. Oradan bir asker geliyor. Muhtemelen bu tarafa doğru. Evet. Aslında cardboard box'ı kullansam iyi olur. Ses yapma ihtimaline de karşı. Eyvahlar olsun. Ucuz yırttık. Bu sefer hiçbir şekilde geri dönmeyeceğim. Oğlum çok tehlikeli la burası. Her seferinde ekran kararıyor mouse'u uzun süre hareket ettirmeyince. Her oyun
kaydına başlamadan evvel ayarlayacağım diyorum ve hep de unutuyorum. Klasik. Ben. Bakalım burada bir şey var mı? Yok. Şurada gizlenelim. Vulcan Raven, Foxhound'un üyelerinden biri. Enteresan bir kişilik. Dövmelerle dolu vücudu. Kafasındaki kuzgun dövmesi Snake'in kanına susamış durumdaymış dediğine göre. Kendisi bir şaman. Öyle olduğu söyleniyor yani. Telsizle konuştuğu kişi de Liquid Snake. Bu arada Meryl geçen bölüm kodekte enteresan bir şey söyledi. Hatırlarsanız ilk karşılaştığımızda Meryl'la Snake'i Liquid'le karıştırmıştı. Neden beni o zannettin dedi Snake. Meryl da yüz hatlarınız acayip benziyor kardeşim falan mı dedi. Snake de tipik drama queenliğini yaparak benim ailem yok dedi. Peki dedik. Yoldan çekilsem çok iyi olacak. Bu cardboard box koli yani Metal Gear'ın imza itemlarından biri. Bu oyunla popülerleşti. Metal Gear'ın ilk iki oyununda da var. Fakat bu oyun kitlelere ulaştığı için elbette ki popülerleşmesi bu oyunla oldu. Nerede bir karton kutu koli görülsek Snake aklımıza gelir oldu. Neden şeye bağladım? Halit Akçatepe'ye bağladım. Anlamadım. Neyse. Şimdi Doktor Emrek'i bulmamız lazım burada. Onun için uğraş veriyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Buralarda bir yerde nöbetçi olması lazım. Ve var. Ups. Kaçayım. Farkındaysanız hala yakalanmadık. Dilimi ısırayım da. Ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim, unuttum. Neyse. Ha, Meryl'in burada işi ne? Onu biraz açıklayayım. Burası aslında bir nükleer atık deposu olarak kullanılıyor. Ya da öyle zannediliyordu geçen bölüme kadar. Meryl aslında buranın Armstead'in kullandığı bir üs olduğunu söyledi. Metal Gear projesi için. Evet. Güzel. Bir üs olduğunu söyledi. Burada bir ayaklanma olmuş Foxhound buraya gelince. Ve bu ayaklanmaya karşı direndiği için Meryl'i Kenneth Baker'la beraber hücreye atmışlar. Ki kaldığı hücrede Donald Anderson'ın hemen yana başısı. Buradan gitmeyecek tek sanırım. Hoho! İşiyor adam. Adam işerken boğulur mu be? Ay ay. Doktor Emerick bu katta değil. Fakat bu katta işimiz var. Burası bayanlar tuvaleti. Giremiyoruz. Enteresan bir şekilde. Aslında enteresan bir şekilde değil ama yani yine de girebilmemiz lazımdı. Şurada bir bakalım. Yok burada bir şey. Sokom balıt. Şu nöbetçi beni epey tedirgin ediyor. Boğarak öldürsem. Şahane olacak. Neyse. Çıktı gitti. Bazen sadece radarı takip ediyorum sol üstte. O yüzden nereye gittiğini falan göremiyorum, biliyorum.
Ben de peşinden gidiyordum az kalsın. Normal dümdüz ilerliyor diye. Oo, Nikita Launcher ve Nikita Missile aldık. Nikita güdümlü füzeler ateşleyen bir silah. Gönderdiği füzeleri kontrol edebiliyoruz. Bizzat. Birazdan işimize yarayacak. Hemen alır almaz kullanacağız neyse ki. Öbür nöbetçi de tuvalete gitmiş işemeye. Alaska soğuğu işitiyor tabii. Ben çalıştığım yerden biliyorum. Çalıştığım yer iki adet UFO sobasıyla ısınmaya çalıştığı için doğal olarak evet. Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote-controlled missile. Evet, Deep Throat yeniden aradı. Şu an girdiğimiz yer zehirli gaz püskürtülen bir oda ve şu an önünde durduğumuz yerde tamamen elektrikle kaplı. Yani dokunur dokunmaz öleceğiz. Nikita Missile gördüğünüz gibi şu şekilde güdümlü füzeler yolluyor. Kontrol edebildiğimiz onunla çok güzel şeyler yapabiliriz. Allah olmadı. Ana tema şu. Bu güdümlü füzeyi kontrol ederek elektrik panosunu patlatacağız. Ve yerdeki elektriği kesmemiz lazım. Bu arada bu tüfekli kameralarla fazla uğraşmamamız lazım. Çünkü patlatıveriyor füzeleri. Şimdi konsantre olmam lazım. Biraz susacağım o yüzden. Eyvah, oksijenimiz de bitti. Tamam. Hallettik. Güzel. Hemen dışarı çıkıp oksijen sağlamamız gerekiyor kendimize. Evet, 3 tane harcadım. Pek hoş olmadı. Rationımız bitti. Fakat yapacak bir şey yok şu anda. Neler varmış burada? Ration çok güzel. Gerçi oksijenimiz var hala. Bir yerlerden gaz maskesi bulmamız gerekiyor aslında da. Nerede hiç bilmiyorum. Evet. Bulduk bile. Şimdi bu gaz maskesi ne işe yarıyor diye soracak değilsiniz umarım. Yani. Darth Vader'a dönüştük. Birdenbire. Buradaki normal güvenlik kamerası, o yüzden Chaff Grenade kullanmaktan çekinmeyeceğim. 6 3 var burada. 3 seviye kapı. Nerede level 3 kartımız? Burada. C4 el bombası. Bir tane daha var. Burada da Nikita füzeleri bulduk. Başka bir şey var mı buralarda? Çok iyi. Ration aldık. Bir kez daha Chaff Grenade kullanacağım. Çünkü bu sabit bir güvenlik kamerası sağa sola dönmüyor yani. Yakalandığımız anda yakalanmışız demektir yani. Hay sikeyim ya.
Ya yapma arkadaş ya. Olacak iş değil yahu. Ekran karardı. Ben ekranı düzelteyim derken bu arada oksijen bitti ve nefes yetmezliğinden öldük. Şimdi her şeyi baştan tekrar edeceğiz. Neyse ki nerede ne olduğunu biliyorum. Hızlıca yapabiliriz diye ümit ediyorum. Gaz maskesini takmayı unuttum. İkinci defa oluyor. Bir de birkaç bölüm önce C4'ü patlatırken olmuştu. Onda da nasıl olduğu hakkında hala bir fikrim yok. Birkaç kez izledim bu bölümü. Patlama radyosunun dışındayım normalde. Fakat yine de öldürdü bizi. Şurada ration'ımızı alalım. Hemen ardından Shaf Grenade atarak güvenlik kamerasını geçiyoruz. İkinci kez madara oldum. Yapacak bir şey yok. Evet, gazdan kurtulmuşuz gibi görünüyor. Ne oluyor lan? It looks like they were cut by some type of blade. Ortalığı görüyorsunuz. Tam bir katliam yaşanmış. Oyunun en efsane bölümlerinden birine geldik. Burada bırakıyorum. Bu bölümlük bu kadar diyorum. Gelecek bölümde unutulmaz sahneler yaşayacağınıza sizi temin ederim diyerek bölümü noktalıyorum. Ben Geek'te Gecko, gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.